İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Hakkari Karayolu'na çığ düştü. Batı Ermenistan'daki Kars'ta leylekler kara rağmen yuvalarına döndü. Cavahkın Ahalkalak Belediyesi'nin servis merkezi yeni ekipmanlara sahip olacak. Ara Ayvazyan, Arsak Dışişleri Bakanı David Babayan ile görüştü. Washington Post, ABD'nin Suriye yönelik saldırısında birkaç kişi öldürüldü. Arsak'ın el yazması sanatı Yerevan'daki maşnot adlı madenataranda Taran'da sunulacak. Besteci Spendiaryan'ın ev müzesi fotoğraf yarışması düzenleyecek. Batı Ermenistan'ın Van Hakkari Karayolu'na çığ düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken felaketin eşiğinden dönüldü. Van Hakkari Karayolu'nun 2730 rakımlı Güzeldere geçidinde çığ meydana gelirken onlarca araç yolun açılmasını bekliyor. Bahar'ın müjdeleyicisi olarak adlandırılan leylekler Batı Ermenistan'ın Kars iline erken gelerek kar altındaki yuvalarına yerleşti. Leyleklerin beyaz örtüye rağmen yuva yapması bölge halkını şaşırttı. Her yıl kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirmek için göç eden leylekler bu sene Kars'a erken geldi. Soğuk ve karlı havaya rağmen bir hafta önceden gelen iki leylek karla kaplı bölgeye kondu. Önce karları temizleyen leylekler daha sonra yuva hazırlığına başladı. Arada kanatlanıp çevreyi dolaşan leyleklerin bitki örtüsünün karlı, havanın da soğuk olması nedeniyle zorlandığı gözlendi. Halkalak Belediyesi'nin servis merkezi bir veya iki yeni çöp kamyonuna sahip olacak. Jinnevs Ajansı'na göre yerel bütçeden böyle bir araba satın almak için 280 bin Gürcistan parası gel tahsis edildi. Ancak Japonya'dan ikinci çöp kamyonunu satın almak için fon ayrılması gerekecek. Ahalkalak Belediyesi'nde her zaman çöp toplama sorunu yaşanıyor. Köylüler çöplerini nereye atacaklarını bilmiyorlar. Bir kısmı ormana, köylerin çıkışlarına ya da köyün ortasına atarak yapay çöp alanları oluşturuyorlar. Belediye Servis Merkezi tarafından bildirildiği gibi bu sorun yakında çözülecek. Bu aşamada 200 çöp konteyneri satın alınması için elektronik ihale gerçekleştirilmiş durumda. Ahalkalak Belediyesi bütçesinden çöp arabası satın almak için 280 bin gel tahsis edildi. Ancak bu çöp arabasının tam olarak ne zaman alınacağı henüz belli değil. Ahalkalak Belediyesi'nin servis merkezi müdürü Armen Bıçakçıhan'a göre çöp kamyonunu satın aldıktan sonra köylerde çöp sorunu çözülecek. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Artsah Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan ile 25 Şubat'ta bir görüşmede bulundu. Bakanlar Ayvazyan ve Babayan, güncel gündem konularının daha etkili tartışılması ve sonraki adımları tasarlamak için Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsah'ın siyasi departmanları arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve temasların ve görüş alışverişlerinin yapılmasını önemsedi. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsah dışişleri bakanları arasındaki görüşmede Ermeni esir ve alıkonulanların listelerinin acilen oluşturulması da dahil olmak üzere son zamanlarda Türkiye-Azerbaycan saldırganlığının bir sonucu olarak Ermenistan ve Artsah'ın karşı karşıya olduğu insani sorunlar üzerinde duruldu. Artsak'taki sosyoekonomik durumu istiklale kavuşturmak için atılan adımlar bağlamında uluslararası profesyonel yapıların sahada yer alması ihtiyacı özellikle vurgulandı. Washington Post gazetesinin yazdığı Armen Press'in aktardığı habere göre Suriye'de Irak sınırı yakınında konuşlanmış olan İran yanlısı militan hedeflere yönelik ABD hava saldırısında çok sayıda kişi öldü. Kaynağa göre saldırıda az sayıda insanın öldüğüne dair kanıtlar mevcut. Daha önce Pentagon hava saldırısının bir dizi İran destekli Şii milisleri yok ettiğini ifade etmişti. Pentagon'a göre bu adım Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yapılan son saldırıya bir yanıttı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikalı askerlerin bu saldırısının Irak istihbaratının verileri üzerine dayandığı ve bunun doğruluğundan emin olduğunu belirtti. Yerevan'daki Maşto Tatlı Eski El Yazmaları Müzesi Madenataran'da 3 Mart'ta Madenataran ganzasar adlı bilim kültür merkezinden transfer edilen Arta El Yazmalarının sergisi açılacak. Sergide Amaras, Ganzasar, Havari yığışe Manastırı, Gıçavank, Mezarant, Surpagopavank, Hadavank, Dadivank, Yeritsmangats Manastırı ve Şuşi kiliseleri dahil olmak üzere Artsak'ın el yazıları merkezleri sunulacak. Armin Presin aktardığına göre Artsak'ta yazılan, çizilen ve saklanan el yazmaları, arşiv belgeleri ile Şuşi'de basılmış antika kitaplar sergilenecek. Sergide toplam yaklaşık 8 düzine eser yer alacak. Sergi geçici olup uygun koşullarda Artsak'ın madenataran Ganzasar adlı bilim kültür merkezine geri taşınacak. Alexander Spendiaryan'ın ev müzesi bestecinin doğumunun 150. yıl dönümü çerçevesinde Yerevan Etütleri başlıklı bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Yerevan şehri uzun yıllardır birçok sanatçı için bir ilham kaynağı olmuştur. 1925 yılında Spendiaryan Yerevan Etütleri adlı senfonik eserini Yerevan'ın estetik görünüşünden esinlenerek yazdı ve ilk Yerevan Senfoni Orkestrası'na adadı. Armin Press tarafından bildirildiğine göre yarışmanın amacı Yerevan'ın karelerini yeniden yorumlama fırsatıdır. Yarışma yaş sınırlaması olmaksızın herkese açıktır. Fotoğrafların son 5 yıl içinde Yerevan'da çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflar mimari anıtları veya sokak görüntülerini içerebilir. Oylama sonucunda jüri tarafından seçilen fotoğraflar sergide yer alacak, 3 fotoğrafa ödül verilecek. Fotoğrafların a.spendiaryan150 elektronik posta adresine mektubun konu satırında Yerevan etütleri işaretleyerek gönderilmesi gerekiyor. Fotoğraflar 15 Şubat 1 Nisan tarihleri arasında gönderilmelidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artsakh'ın Mıragat adlı korosunu seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Gatsek Desek adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.